arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir model çalışması yapacağız. Örmesi gayet kolay olan bu çalışmamızla ee, yelekler, ceketler, hırkalar, şallar yani şiş örgüsüyle yapılabilecek her şeyi yapabiliriz. Ee, şöyle modelimizi e, yapmadan önce bir anlatmak istiyorum. Tamamen düze yakın bir çalışma. Sadece bir sırasında işlem yapıyoruz. Sonrasında ise arkadan ters, önden düz, arkadan ters, tekrar bir sıra işlemimiz. Yani toplamda 4 sırada modelimiz tamamlanmış oluyor. Neredeyse düz örgü diyebiliriz bu çalışmamız ama şöyle baktığınız zaman ne kadar güzel de bir görünümü var modelimizin. Evet. Ben bu modelimi çalışmak için şöyle 3 numaralı şişimi kullandım ve normal bebeklerinden bir tane ip kullandım. Sizler elinizde hangi ipiniz varsa onunla bu güzel çalışmamızı yapabilirsiniz. Kurulumu ise 3 ve katlarıyla oluşmakta. Bir tane bir kenara, bir tane de bir kenara toplamda 2 tane de artı ilmeğe ihtiyacımız olacak. Yani 3 ve katları artı 2 ilmek olarak modelimizi kuracağız. İstediğiniz lastik örgüsünün üzerine kurulabilirsiniz. Ben şöyle birkaç diş, 2 diş haroşamı çalıştıktan sonra modelimi kormuştum. Evet kolay gelsin diyerek hemen sizlerle modelimizi çalışmaya başlayalım. Kolay gelsin. Şöyle iki diş lastik ördüm. 3'ün katlarıylaydı bakınız 3, 3, 3, 3 ve artı iki tane ilmeğimiz her iki kenarımız için birer tane ilmeğimiz olacaktı. 3 ve katlarıyla dilediğiniz kadar e, örgülerimiz için hazırlayabilirsiniz. Burası örgümün önüydü. de arkayı çeviriyorum. Arkadan örmeye başlıyoruz. Bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Bütün ilmeklerimizi ters. Bu birinci sıram. Hemen modelimi kuracağım. Lastik üstü çok uzatmadan modeli kuracağız sonrasında. Örgümüzün arka yönünden bütün ilmeklerimizi ters örelim. Ön yüzünü çeviriyoruz. Modelimizin ikinci sırası. Bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Hiçbir işlem yapmadan. Dümdüz. Son ilmeğimiz kenarımız için düz oldu. İkinci sırayı da düz olarak ördüm. Arkayı çevirdim. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Örgü alışımız farklı olabilir. Sizler nasıl ters düz örüyorsanız o şekilde örerek örgümüzü tamamlarsanız çok güzel sonuçlar çıkacaktır. 3 sıra ördük. Bakın birinci sıra ters, ikinci sıra düz, üçüncü sıra tekrar ters. Şimdi modelimizi gösteren ve modelimizin kurulduğu yere geleceğiz. Lastiğimizden sonra şöyle modelimi tekrar bir el olarak göstermek istiyorum. Bakın şuradaki gördüğümüz asıl modelimizi oluşturan bölümü bu sıramızda yani dördüncü sıramızda kuruyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki 3 ilmeğimi aynı anda büzüyorum. Bakın üçünü de alıyorum. Düz örüyorum. Şişimden çıkarmıyorum. Bir tane ilmek ördüm. İkinciyi şöyle başını doluyorum. Üçüncü kez tekrar girerek düz örüyorum. İşte modelimiz bu kadar kolay. Üç ilmeği aynı anda kestim. Bir ördüm, bir doladım, bir daha düz ördüm. Şimdi yeniden yapalım. Sıradaki üçünü giriyorum. Örüyorum ama şişimden çıkarmıyorum. Başını doluyorum. İlmek iki oluyor. Bakın bir ördüm, iki doladım, üç tekrar düz örüyorum. Ve 3 ördükten sonra ilmeğimi çıkarıyorum. Tekrar. 3 tane ilmeğimi aynı anda alıyorum. 1 düz örüyorum. 2 doluyorum. 3 tekrar düz örüyorum. 3 defa ördükten sonra şöyle şişimden boşaltıyorum. 3 tanesini örüyorum. Bak burada ne kadar ilmek sayısı olursa olsun değişen hiçbir şey olmayacak. İşlemimiz aynı devam edecek. 1 düz. 2 dola. 3 tekrar düz. Ve son ilmeğim kenar ilmeğimi ters örüyorum. Evet modelimiz bu sırada yani dördüncü ve ön yüzde kuruluyor. Arkayı çeviriyoruz. Hem arkayı örüyoruz hem de diğer sıramız için yani diğer model kurulumumuz için birinci sıra oluyor. İlk lastiğin üzerinde de tersle örmüştük bakınız. ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bundan sonraki gelecek modelimiz için e, ikinci sıramız olacak. İkinci modelimiz yani. Bir. Bakın hepsini ters örüyorum. Başlangıçtaki gibi. Ters ters hepsini ters. Diğer sırayı bakın ne kadar güzel oldu. İkinci sıramız düz. bir sırada işlem yaptık. Ve bu kadar güzel bir modele ulaştık. Düzleri ördüm. Şimdi arkaya geldim. Yine arkaya da örüyorum. Yani tersimi örgümün bütün ilmeklerimi ters. Tersten de ördüm. Örgümün 4 sırasındayız. Yeniden şuradaki kurduğumuz gibi modelimizi ikinci kez sizlerle kuruyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 3 tane ilmeğimi üçüne de şöyle giriyorum. 1 düz örüyorum. 2 doluyorum. 3 tekrar düz örüp bitiriyorum. 3 Üç ilmeğimin üçüne giriyorum. Düz örüyorum. Başını doluyorum bir daha düz örüyorum. Tekrar 3 defa örüncü çıkarıyoruz. Bakınız 3 ilmeğimi düz örüyorum. Başını doluyorum 2 tekrar 3. Üç. 3'ünü alıyorum 1. Başını doluyorum 2. Tekrar düz örüyorum 3 ve son ilmeğimi ters örüyorum bitiriyorum. Arkasından ters, düz, ters tekrar düze geldiğimiz zaman bu güzel modelimizi çalışıyoruz. Evet şu şekilde modelimiz de bitişinde böyle harika bir görünüm kazanıyor. Her yerde kullanabilirsiniz. Bir çalışmamızı da bu şekilde tamamladık. Umarım modelimiz size de çok kolay ve güzel gelmiştir. Ve umarım sizler de bu modeli benimle birlikte örersiniz. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın.